Herkese merhabalar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soğuk baklava tarifi vereceğim. Buyurun tarifimi yapmaya birlikte geçelim. Baklavamızın hamuru için 1,5 su bardağı suyumuzu hamur yoğurma kabımızın içerisine alalım. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta kıralım. Üzerine 3 yemek kaşığı üzüm sirkesi ilave edelim. Ve çırpma telimizle sıvı karışımlarımızı güzelce karıştıralım. Toplamda 7 su bardağı un kullandım. Bir paket kabartma tozu ilave edelim. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave edelim. Ve hamurumuzu öncelikle bir kaşık yardımıyla karıştıralım. Daha sonra elimizle kulak memesi yumuşaklığında ne sert olacak ne de aşırı derecede yumuşak olan güzel bir hamur yoğuralım. Bu aşamada içerisindeki kaşığı çıkartalım ve yoğurma işlemine elimizle devam edelim. Yoğurduğumuz hamurumuzu yoğurma kabının içerisinden tezgahımızın üzerine alalım. Biraz da burada güzelce yoğuralım. Yumuşacık güzel bir kıvamda hamur yoğurduk. Yoğurmuş olduğumuz bu hamurumuzu bakın bu şekilde ortadan ikiye keselim. Cevizden biraz büyük bezeler elde edelim. Hazırlamış olduğumuz bezelerimizi nişasta serpmiş olduğumuz tepsimizin üzerine dizelim. Üzerine bir poşet kapatarak kurumaması için bir kenarda 1 saat kadar bekletelim. Ne kadar bekletirsek baklavamızın hamuru o kadar güzel açılır değerli izleyicilerim. Soğuk baklavamızın şerbetini hazırlayalım. Şerbetimiz için tencereye 5 su bardağı kadar şekerimizi ilave edelim. Üzerine 1 su bardağı suyumuzu ilave edelim ve ocağımızın üzerinde bir taşım kaynatalım. Kaynamış olan şerbetimizi soğumaya bırakalım. Soğuyan şerbetimizin üzerine 4 su bardağı kadar sütümüzü karıştıra karıştıra ilave edelim ve şerbetimiz soğuk olmalı değerli izleyicilerim, sütümüzün kesilmemesi için. Ve bu şekilde ilave etmiş olduğumuz sütümüzü de yine karıştıra karıştıra bir taşım kaynatalım. Ve tekrar kenara alalım. Baklavamızın üzeri için 250 gram tereyağımızı ocağımızın üzerinde eritelim. Tamamen eriyen tereyağımızın üzerindeki köpüklerini de bir kaşık yardımıyla alalım ki baklavamızın üzerinde hoş olmayan görünümlere yol açmasın değerli izleyicilerim. Tam bu aşamada erimiş olan tereyağımızın üzerine 1 su bardağı sıvı yağını da ilave edelim. Ve yağımızı bir kenara alalım. Baklavamızı açmak için 2 su bardağı mısır nişastası kullandım değerli izleyicilerim. Yaklaşık 1 saati geçkin bekleyen hamurumuzu şimdi açmaya başlayalım. Hamurumuzu ne kadar çok dinlendirirsek baklavamız o kadar güzel açılır değerli izleyicilerim. En önemli püf noktalarından birisi baklava açmanın budur canlarım. Baklava hamurumuzu açarken bu şekilde ilk başta bolca nişastayla açalım ki baklavamızın hamuru çok güzel bir şekilde açılsın değerli izleyicilerim. Daha sonra büyümeye başladıktan sonra hamurumuza kesinlikle nişasta serpmeyeceğiz değerli takipçilerim. Buna özellikle dikkat edelim. Eğer nişastayı ilerleyen hamurumuz büyüdükten sonra eğer nişasta serpersek hamurumuzda kıyılmalar olacaktır. Hamurumuzu açarken
orta kısımlarına fazla bastırmadan, kenar kısımlarına bastıraraktan hamurumuzu açalım. Hamurumuzu açarken bakın bu şekilde çevre çevre açıyoruz ki diğer oklavamızın değmediği kısımlara da değsin ki her tarafı eşit bir şekilde, eşit incelikte açılsın. Elimizle de bakın bu şekilde uç kısımlarından yaparken düzeltiyoruz ki kırışık bir şekilde açmayalım hamurumuzu. Evet, açmış olduğumuz baklava hamurumuzu şimdi tepsimizin üzerine serelim. Fazla olan kısımlarını da yine eşit bir şekilde, gelmeyen kısımlarına güzelce onları da serelim. Diğer yufkamızı da yine aynı şekilde açma işlemine devam edelim. Baklava yufkamızın yuvarlak bir şekilde, düzgün bir biçimde açılmasını istiyorsak değerli izleyicilerim, en başta açarken baklavamızı ilk aşamada yuvarlak bir şekilde açmaya özen gösterelim ki baklavamız sonuna kadar yuvarlak, düzgün bir biçimde açılsın. Açmış olduğumuz baklava yufkamızı bu şekilde kenar kısımlarını keselim ve tepsimizin üzerine her yerine eşit gelebilecek şekilde güzelce serelim. Diğer baklava yufkalarımızı da büyütebildiğimiz kadar büyütüp açma işlemine devam edelim. Hamurumuz bekledikçe daha da güzel açılıyor. Bakın değerli izleyicilerim. Videomu beğenip beni buraya kadar izlediyseniz değerli izleyicilerim, kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Bildirim tuşunu da aktif hale getirirseniz yeni atmış olduğum videolarımdan anında haberdar olursunuz değerli izleyicilerim. Ufak da olsa bir beğeni, bir yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Sizlerin yorumları benim için gerçekten çok değerli. Hepsini tek tek okuyup tek tek değerlendiriyorum değerli izleyicilerim. Bütün yufkalarımız bitene kadar bu şekilde açma işlemine devam edelim. Hamurumuz bekledikçe bakın yufkalarımız ne kadar kolay bir şekilde açılıyor değerli izleyicilerim. Bekleyen hamur gerçekten çok güzel açılıyor. Evet, baklavamız için 250 gram ceviz içi kullandım. Hazırlamış olduğum ceviz içini de baklavamızın arasına gelecek şekilde bolca serpiyoruz ve diğer yufkalarımızı da tekrar açmaya devam ediyoruz. Evet, baklava açma işlemimiz bitti değerli izleyicilerim. Şimdi baklavamızı güzel bir şekilde kare kare keselim.
Bu şekilde kesiyorum ki eşit şekilde kesilsin diye bakın. Şimdi çeviriyorum diğer kısmından. Kesme işlemine devam ediyorum. Evet, tamamen kesme işlemini bitirmiş olduğumuz baklavamızın üzerine şimdi hazırlamış olduğumuz yağını bolca verelim. Yağını ne kadar bol verirsek baklavamız o kadar güzel kabarır ve arası o kadar güzel pişer değerli izleyicilerim. Değerli izleyicilerim, bir de şunu belirtmek istiyorum. Baklavamızı pişirirken birden yüksek ayarda açmayalım. Baklavamız birden yüzü kızarıp içi çiğ kalabilir. Yavaş yavaş 160 derecedeki ısıdaki fırında, önceden ısıtılmış fırında yüzü yavaş yavaş kızara kızara içini çeke çeke pişirelim baklavamızı ki içi hamur kalmasın. Baklavamız nar gibi kızardı. Üzeri için 100 gram rendelenmiş sütlü çikolata, 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı süt tozu ve 1 kase çam fıstığı kullandım süslemek için. Ilımış olan baklavamızın üzerine soğuk olan şerbetini güzelce her yerine eşit gelecek şekilde dökelim. Üzerine hazırlamış olduğumuz kakao, süt tozu ve pudra şekerini bir süzgecin içerisine alalım. Baklavamızın her yerine eşit gelecek şekilde bunu güzel bir şekilde bu karışımı serpelim. Muhteşem bir lezzet oluyor değerli izleyicilerim, mutlaka deneyin. Pastanelerde gerçekten çok pahalı bir tatlı ama gerçekten yapımı o kadar basit ki mutlaka kendimiz yapalım, kendimiz yiyelim değerli izleyicilerim. Evet, üzerine de rendelemiş olduğum sütlü çikolatayı da bakın bu şekilde her yerine gelecek şekilde serpelim. Bayramlarda, misafir sofralarınızda, özel davetlerinizde mutlaka deneyebileceğiniz güzel bir tatlı değerli takipçilerim. Evet, şimdi de tatlımızın son dokunuşunu yapalım. Antep fıstığıyla her yerini güzelce süsleyelim. Ve lezzetine lezzet katalım değerli izleyicilerim. Deneyecek ve yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Kanalımda kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.